Evet arkadaşlar, şimdiki dersimiz matematik işlemlerinde kullanacağımız bazı operatörleri. Geçen bunları ilkokuldan beri gördünüz ama şöyle hızlıca da bir bunları işleyip geçelim. Önce kendimize yine işlemi kullanacağımız şekilde bir tane şey yapalım. Buraya da matematiksel operatörler adını verelim. Bir tane şey yapmış olalım, buton. Bunu biraz daha açalım. Bunu da açalım. Bunun içerisindeki arka plandaki kodlarını silelim. Yeniden buraya bir başlık atalım. Şu editimizin adı ne? 10. Edit 10'da işlemleri yapalım. Edit 10 text eşittir. Integer to string diyelim yine. Integer to string'e çevir. 20 artı 50. Kapat. İşte matematik bu. Derle çalıştı. Çalıştır. 20 ile 50'nin toplamı kaçmış? 70'miş. Ondan sonra buraya çıkarma derseniz, bunları hızlı geçeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz. Birçoğunu. Yani matematik böyle kullanılır. Delfinin içerisinde. Tamam mı? Bunları geçiyorum. Bir çok az kullandığınızı zannedersem şöyle bir şey olabilir. O da çok işe yarar. Özellikle 10 sayısının modüler aritmatik 3'teki karşılığı kaçtır? Kalan sayısı. Yani onu 3'e bölüyorsunuz, kalan kaç? Mod. Bu şekilde kullanılıyor. Bu çok önemli. Yani bu çok pratik matematikte iş yapıyor. Çalıştıralım. Onu 3'e bölerseniz kaç kalır? 1 kalır. Değişken içerisinde kullanmak isterseniz bunu hemence şuraya gelelim. Şuraya da birinci sayı diyelim şuna. Birinci sayı diyelim. Ondan sonra şundan bir tane daha yapalım. Şuraya gelelim. Şundan da şuraya gelelim. Buna da mod diyelim. Şu sayı kaç? 8. Şu sayı kaç? 11. Bu aynen kalsın. Şuraya gelelim. String to integer. Edit 8. Edit 8. Text. Bunu al. Modüler aritmatikte. 11 miydi o? 11'de. Yapıştır. Şuraya da 11'de. Yani çalışma anında direkt programı kodlara girmeden şey diyoruz. Mesela 40'ın bu sayıyı birazcık şey edelim. Geniş tutalım şöyle. Şunu da şöyle bir tutalım. Aslında bu örnek bile çok güzel bir örnek oldu. Şimdi 40'ın modüler aritmatik 6'daki karşılığı kaçmış? 4'müş. 6 kere 8 48. Yo, 6'ya böleceğiz değil mi? 40'ta 6 kaç kere var? 9 kere var. 4 kere şey 6 kere 6 36 ve 4 kalır. Doğru. Peki modüler aritmatik 10'a göre kaç kalır? 0 kalıyor. 9'a göre yine 4 kalıyor. Şimdi de 5'in modüler aritmatik 3'e göre karşılığı 2'ymiş. Bölme değil bu. Bu modüler aritmatik. Modüler aritmatik budur. Bundan başka da bir kuralı yok. Onu denklem girersen olur. Denklem girersen olur. Onu da döngülerde işleyeceğiz. Daha oraya gelmedik. Şimdi bir sadece çarpma bölme nasıl yapılır? Onları görüyoruz. Şimdi de devam edelim konumuza. Şimdi arkadaşlar bunu da yine bir denklem içerisinde şöyle bir şeye alayım. Ondan sonra şuraya geleyim. Şurada ben bir i değişkeni tanımlayayım. Integer tipinden. Integer tipinden bir i değişkeni tanımladım. Tam sayı tipinde bir değişken tanımladım. Sonra i'ya ilk başta 10 değerini atadım.
Bunu da edit on'da göstereyim. Şöyle yapalım örneğimizi. I. Bu ta ilk başlardan beri gördüğümüz bir örnek. Bunu bir çalıştıralım önce. 10. Yani I değişkenine 10 olduğu ortaya çıktı. Şimdi de I'yı 1 arttıralım. Nasıl arttırırsınız? Yani I eşittir I artı 1. Çok güzel. Anlatabildiniz mi? Çalıştıralım. 11. Bak tıklasam dahi hep 11 gösteriyor. Doğru. Peki I'yı 2 arttıralım. Tamam. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar I'yı 1 arttırmanın bir başka yolu daha var. Bunu devre dışı bırakalım. Increment komutu. Delphi ve C'de bu komut daha çok sık kullanılır. Increment. Arttır. Arttır. Arttır demek. Derleyelim. Ondan sonra çalıştıralım. Bakın. I eşittir I artı 1 gibi iş yaptı. Değil mi? Evet. Hı? Bakacağız. Tamam, anladım. Şimdi bunu anladık değil mi? Bunu yerine geçer dedik. Şimdi ben I'yı 5 arttırmak istiyorum. Yani dediğiniz buydu değil mi? 1,5 diyorsunuz. Çalıştıralım. Biz program öyle yapmadık ki. O yapar, onu da yapar. I eşittir. I eşittir. I artı 5 yerine geçer. Tamam mı? Şimdi de bunu da devre dışı bırakayım. Devam edelim. I eşittir. I eksi 1. Eşittir'i koymadım. Derleyelim. Kaç çıkar? Elhamdülillah. Kaç çıkar bu? 9 çıkıyor. Doğru. Tamam. Bunu devre dışı bırakalım. Arkadaşlar, decrement. Bu da aynı işi yapar. Derleyelim. Decrement. Azalt manasına. 9. Decrement virgül 2 tamam. Yani bu ne manaya geliyor? Şu örneği yapalım. Komutu böyle böyle şeylere geçeyim ki ben şunu kapatalım. Virgül 2 I eşittir I eksi 2 yerine geçer. Hem örnekleri yapmış olayım hem de önceki örnekleri silmeden devam edeyim. Bu kodları da size verirsem ondan sonra yapmış olduğum örnekleri, uygulamaları canlı olarak da görmüş olursunuz. Pekala arkadaşlar. Olayları anlatabildim zannedersem. Evet. Konuyu